Allah, doğadaki canlıların her birini içinde yaşadığı ortama göre farklı özelliklerle yaratmıştır. Her canlı, kendini korumak veya avlanmak için yaratılışından gelen bu özellikleri kullanır. Bazıları üstün kamuflaj teknikleriyle kendilerini gizler, bazıları rol yapar, bazıları ise akılcı taktiklere başvurur. Bu filmde canlıların bu ilginç özelliklerini izleyecek, Allah'ın doğadaki yaratma sanatının örneklerini göreceksiniz. Kamuflaj, askerlik sanatının değişmez unsurlarından biridir. Düşmana kendini hissettirmeden saldırabilmek veya düşman saldırısı sırasında kendini gizleyebilmek son derece önemlidir. İlginç olan, detaylı bir hazırlık gerektiren kamuflaj isimli bu yöntemin sadece akıl sahibi insanlar değil, hayvanlar tarafından da kullanılmasıdır. Kamuflaj yapan canlılar, yaşadıkları ortama son derece uyumlu şekilde yaratılmış vücut yapıları, biçimleri, renkleri ve desenleriyle özel bir koruma altına alınmışlardır. Bu canlıların bazılarının bedenleri, bulundukları ortamla o kadar uyumludur ki, çevrelerindeki bitkilerden ayırt edilebilmeleri son derece zordur. Üzerinde yaşadığı çiçekle aynı renkte olan bir örümcek, ağaç dalı gibi hareketsiz duran bir yılan, kurumuş yaprakla birebir aynı kanatlara sahip bir böcek, çevresindeki bitkilerin rengini ve biçimini alan bir kurbağa. Tüm bunlar doğadaki kamuflajın ilginç örnekleridir ve bize kamuflajın özel yaratılmış bir yöntem olduğunu göstermektedir. Kimi canlılar yaşadıkları ortamın yaygın bitki örtüsüne uygun renk ve desenlere sahiptir. Örneğin, sararmış otların arasında gizlenen bir kaplanın avı tarafından fark edilebilmesi çok güçtür. Aslanlar da yaşadıkları bozkırların renginde yaratılmıştır. Bu sayede kuru otların arasında kolayca gizlenirler. Kamuflaj yapmış bir asker gibi yavaş yavaş avlarına doğru yaklaşırlar. Çita da sahip olduğu doğal kamuflaj sayesinde avına fark edilmeden sokulur. Av onu fark ettiğinde ise artık çok geç kalmıştır. Kamuflaj yönteminin bazı ustaları ise dünyanın en soğuk topraklarında kutuplara yakın bölgelerde yaşar. Birazdan bu iklimde yaşamını sürdüren bir kuşun harika kamuflaj yeteneğini inceleyeceğiz. Mevsim sonbahar. Üzerine kar yağmış kayalık bir alan. Burada gizlenmiş iki kutup kuşu var. Onları görebiliyor musunuz? İşte buradalar. Yaşadıkları doğal ortamlarında onları fark edebilmek neredeyse imkansız, çünkü tüylerinde doğal zemini taklit eden mükemmel bir kamuflaj var. Şimdi biraz daha dikkatli bakalım.
kar tabakasıyla kuşun beyaz tüyleri birbirinin kopyası. Aynı şekilde karların arasında kalan toprak deseni de kuşun tüylerinin üzerine özenle çizilmiş. Zemin ve kuşun görünümü birbirinin aynısı. Ayırt edebilmek neredeyse imkansız. Mevsim kış, her yer kar altında. Kutup kuşlarının vücutlarında mucizevi bir değişim yaşanıyor. Koyu renkli tüylerin hepsi yok oluyor ve sadece beyaz tüyler kalıyor. Karların arasında bembeyaz kuşu fark etmek yine imkansız gibi. Kuşun bu işten hiçbir haberi yok ama vücudu yine mükemmel şekilde kamufle ediliyor. Gözünü çevreleyen siyah tüylerse kardan yansıyan ışınlar yüzünden kör olmasını engelliyor. Mevsim ilkbahar. Karlar erimeye başlamış. Eriyen karların arasında bitkiler yeşeriyor. Kutup kuşunun tüylerinin arasındaysa yeşeren bitkilerin renginde yeni tüyler çıkıyor. Mevsim yaz. Karlar tamamen erimiş, bitki örtüsü yeşermiş. Kutup kuşu ise yine olağanüstü bir kamuflaj sergiliyor. Dikkat ederseniz kutup kuşunda yine planlı bir değişim yaşanmış. Vücudu bitki örtüsünün deseninde tüylerle kaplı. Otların arasında onu görebilmek yine neredeyse imkansız. Tüm bu harika kamuflaj gösterisi elbette bir açıklama gerektirmektedir. Kutup kuşunun tüylerinin rengini ortama göre kendi iradesiyle ayarlaması elbette imkansızdır. Sahip olduğu kamuflajın ne işe yaradığını bilecek bir akla dahi sahip değildir. O halde bu kuşa olağanüstü kamuflaj yeteneğini veren kimdir? Mevsimine göre kutup kuşunun sahip olması gereken kamuflajı kim bilmektedir? Çevrenin renk ve desenini kuşun tüylerinin üzerine adeta bir ressam gibi kim çizmiştir? Sorular bizi tek bir cevaba götürmektedir. Kutup kuşu Allah tarafından yaratılmıştır ve sahip olduğu özellikler de kendisine onun tarafından verilmiştir. Kamuflaj ustalarını yalnızca ormanlarda veya karlar üstünde değil, aynı zamanda denizlerin derinliklerinde de bulmak mümkündür. Deniz kamuflajcılarının belki de en maharetlileri ahtapotlardır. Bazı ahtapot türleri üzerinde gezindikleri deniz tabanına hem renk hem de desen olarak mükemmel uyum sağlar. İzlediğiniz bu ahtapotsa üstün kamuflaj tekniğinin yanı sıra son derece usta bir taklitçidir de. Kamuflaj yapmayı güçleştiren kumlu bir deniz zeminine geldiğinde taklit yeteneğini devreye sokar ve kendini bir yosuna benzetir.
Bu ahtapot kimi zaman öyle ustaca biçim değiştirir ki onu köşesine yapıştığı bir kayadan ayırt etmek adeta imkansız hale gelir. Bu kayanın üzerinde ise bir başka ahtapot gizli. Ancak harekete geçmeden önce onu fark edebilmek olanaksız. Bu balık ilk bakışta bir yosunun içine saklanmış gibi duruyor. Oysa biraz geriye çekildiğimizde gerçek ortaya çıkıyor. Karşımızdaki bir yosun değil, yosun biçiminde yaratılmış bir deniz atı. İlk bakışta bir deniz süngeri gibi görünen bu canlıysa aslında bir balık. Olta görevi görmesi için yaratılmış özel organı sayesinde küçük balıkları kolayca avlayabiliyor. Bu dalın üzerinde iki çıkıntı var. Oysa aslında biri kamufle olmuş bir örümcek. Bir tehlike anında tekrar kendini kamufle eden örümcek, gerçek dal çıkıntısından kesinlikle ayırt edilemez. Bu örümceğin düşünme yeteneği yoktur. O zaman dal çıkıntısı taklidi yaparak kamuflaj yapmayı nasıl akleder? Örnekler örümcekle sınırlı değildir. Örneğin bu yaprakların arasında da gizlenen bir böcek var. İşte tam burada. Dikkat edin, böceğin gövdesinin gerçek bir yapraktan hiçbir farkı yok. Yaprağın biçiminden üzerindeki damarlara kadar her detay kusursuzca yaratılmış. Bu sarı yaprakların arasında da bir başka böcek var. Şimdi onu bulmaya çalışalım. İşte kusursuzca kamufle olmuş böcek. Yaprağın üzerindeyken onu görmek neredeyse imkansız. Böceğin kanadı sararmış bir yaprağın üzerindeki çürüklere, lekelere varıncaya kadar bütün ince ayrıntılara sahip. Bu da bir bölümü kopmuş yaprak şeklinde bir başka böcek. Şimdi bu canlılardaki kamuflaj tasarımı üzerinde biraz düşünelim. Bu böceklerin düşünme yetenekleri yoktur. Hayatta kalmak için bir yaprağa benzemeleri gerektiğini bilemezler. Bilseler dahi vücutlarının üzerine yaprak şekli çizemezler. O halde böceğin kanatları üzerinde yer alan ve bilinçli şekilde tasarlandığı açık olan çizim kimin eseridir?
Kuşkusuz bu çizim, bu canlıyı var etmiş olan yaratıcının bir delilidir. Bilindiği gibi Darwin'in evrim teorisi, doğadaki tüm canlıların kör tesadüflerin ürünü olduğunu iddia eder. Oysa bu küçük böceğin kanatlarındaki yaprak tasarımı dahi, canlıların tesadüflerin değil, bir yaratıcının eseri olduğunu göstermeye yeterlidir. Bir ressam, bir yaprak resmi çizmeye kalksa ancak bu kadar gerçekçi çizebilir. Buradaysa bir çizim değil, bir böceğin bedenine yerleştirilmiş mükemmel bir üç boyutlu yaprak maketi vardır. Bu canlıyı böylesine harika bir tasarımla yaratan ve bizlere bu şekilde sanat ve kudretini tanıtan yaratıcı, tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Dalda sallanan bu cisim, ilk bakıldığında renk ve şekil olarak tıpatıp kuru bir yaprak gibidir. Oysa gerçekte kuru bir yaprak değil, bir kelebek kozasıdır. Allah'ın kendisine verdiği bu mükemmel kamuflaj tekniği sayesinde, kozadayken hiçbir savunması olmayan tırtıl, düşmanlarına fark edilmeden gelişimini tamamlar ve yeni bir kelebek olarak yaşama adım atar. Şimdi de pembe bir orkide görüyorsunuz. Fakat gördüğünüz bu görüntünün tamamı orkideye ait değil. Orkidenin renk tonları, hatta çiçeklerinin biçimiyle dahi birebir uyum içinde bir başka canlı daha var. Harika kamuflajıyla bir mantis böceği. Şekil, desen ve renk yönünden mükemmel olan bu benzerlik elbette mantis tarafından tasarlanmış değildir. Her şeyin yaratıcısı olan Yüce Allah bu örnekte bize bir kez daha sanatını göstermektedir. Allah bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kusursuzca yaratandır. Bu beyaz örümcekse çiçeğin beyaz kısmının tam kenarında avını beklemekte. Böylece çiçeğin ortasına konan bir kelebek, bulunduğu açıdan örümceği yapraklarla tek renk bir desen olarak görür. Örümcek o kadar iyi kamufle edilmiştir ki, av kimi zaman boş bulunup üzerine konar. Doğadaki kamuflaj harikaları arasında kelebeklerin özel bir yeri vardır. Bazı kelebek türlerinin kanatlarının üzerine iri göz desenleri yerleştirilmiştir. Bu sahte gözler, kelebeklerin en önemli savunma taktiğini oluşturur. Kelebek, herhangi bir tehlikeyle, örneğin kendine yiyecek arayan bir kuşla karşılaştığında kanatlarını genişçe açar. Artık dev bir yaratığa benzemektedir. İşte bu taktiğin canlı bir örneği. Ağacın üzerinde duran bu kelebek, aslında kuş için kolay bir avdır. Ancak kelebek bir anda kanatlarını açıverir. Ortaya çıkan bir çift iri göz, kuş için tehlike demektir. Kuş hızla oradan uzaklaşır.
kelebeğin üzerindeki göz deseninin mükemmelliğine dikkat edelim. Gözün şekli, gözaltı kirpikleri, burun, göz bebeği ve hatta göz bebeğindeki ışık yansımasına kadar bütün detaylar yaratılmıştır. Bir başka kelebeğin kanatlarına ise burnu, kulakları, göz üstündeki gölgesi, göz şekli, göz bebekleri ve göz bebeğinin üzerindeki ışık yansımasıyla yine büyük bir hayvan silüeti yerleştirilmiş. Bu kamuflajda çok önemli bir ayrıntı daha vardır. Kelebeklerin en önemli düşmanları yusufçuk gibi yırtıcı böcekler ve böcek yiyerek beslenen küçük kuşlardır. Bu canlıların en tehlikeli düşmanları ise baykuşlardır. İşte bu nokta çok önemli bir mucizedir. Çünkü kelebeklerin sırtındaki resim de genellikle bir baykuş portresidir. Yani kelebek, düşmanının düşmanını taklit ederek kendisini korumaktadır. Çünkü bütün küçük kuşlar ve böcekler baykuştan korkar. Oysa kelebek, baykuşun düşmanlarının düşmanı olduğunu elbette bilemez. Bilse dahi kanatlarının üzerine bir baykuş deseni çizemez. Böyle bir taktiği tasarlayacak bir bilinci zaten yoktur. Ama ortada çok bilinçli bir çizim vardır. Kuşkusuz bu çizim bir tesadüf değildir. Kuşkusuz bu çizim belirli bir amaçla yaratılmıştır. Kelebeğin kanatlarının üzerindeki bu tasarım kime aittir? Böyle bir tasarım, evrimcilerin iddia ettiği gibi tesadüflerin sonucunda ortaya çıkamaz. Her tasarım bir tasarımcıyı gösterir. Kelebek kanatlarındaki bu tasarımsa bize Allah'ın yaratma sanatını göstermektedir. Bir Kur'an ayetinde şöyle buyrulur: O Allah ki yaratandır, kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz, hakimdir. Kelebeklerin sahte gözleri dışında kamuflaj yetenekleri de şaşırtıcıdır. Kamuflaj yapan kelebekler sanki çalının rengini görüp bunları analiz edip sonra çok iyi işleyen bir sistemle vücutlarında renkler üretip o çalının rengine kendilerini uydurmuş gibidirler. Oysa bir kelebeğin saydığımız tüm bu işlemleri yapması elbette mümkün değildir. Kelebeklerdeki bu tasarımda apaçık bir yaratılış delilidir. Venezuela ormanlarında yaşayan Patu isimli bu kuş bir başka kamuflaj ustasıdır. Kuşun tüyleri ve üstüne konduğu ağacın kabuğu birbirine olağanüstü derecede benzer yaratılmıştır. Şimdi dikkat edelim. Ekranda ağaç kabuğunu ve kuşun tüylerini birlikte görüyorsunuz. Ağaç sol tarafta, kuş sağ tarafta. Kusursuz bir benzerlik. Kuşu ele verebilecek tek ipucu, gagası ve gözleridir. Ancak kuş, üzerindeki deseni kullanmayı çok iyi bilir ve bir tehlike anında rol yapmaya başlar.
gözlerini ve gagasını kapatarak gerilir. Artık bir dal parçasından farkı yoktur. Burada olağanüstü bir tasarım daha vardır. Kuş gözlerini kapadığında da göz kapaklarının üzerindeki özel aralıktan etrafını görmeye devam eder. Tehlike uzaklaştığında ise rahatlar ve rol yapmayı bırakır. Peki bu kuş böyle bir rol yapmayı kimden öğrenmiştir? Burada yine karşımıza çıkan gerçek, her şeyi kusursuzca ve örneksiz yaratan Allah'ın sanatıdır. Allah'ın canlılara verdiği kamuflaj teknikleri sınırsızdır. Bazı canlılar da çevrelerindeki çeşitli cisimleri kullanarak kendilerini gizlerler. Örneğin bu küçük balık, boş bir istiridye kabuğunun içindeki kumları boşaltarak kendine güvenli bir mekan oluşturmaya çalışıyor. Bu ahtapotsa çok akılcı bir kamuflaj yöntemi izliyor. Önce etraftan midye toplayıp bir yere biriktiriyor. Sonra bu midye kabuklarının arkasına gizleniyor. Kabukların arasında yiyecek aramaya gelecek bir av bekliyor. Birazdan bu yengecin çok şaşırtıcı bir hareketine tanık olacağız. Yengeç, deniz tabanında seçtiği bir bitkinin püsküllerini özenle kesiyor. Peki bu püskülleri ne yapacak? Cevap çok şaşırtıcıdır. Kendini gizleyecek. Yengeç kestiği püskülleri üzerine yerleştirir ve kendisine yosundan bir elbise hazırlar. Böylece harika bir kamuflaja sahip olur. Bir diğer yengeç özenle kestiği bu dalları kabuğunun tepesine yerleştirir. Böylece bitkilerin arasına rahatça saklanabilir. Bir diğer ilginç gerçek, yengecin bu dalları üzerine tutturabilmek için özel bir yapışkan sıvı salgılamasıdır. Yani hayvanın vücudundaki sistemler ve sahip olduğu davranışlar uyumlu olarak yaratılmıştır. Bu gördüğünüz yengeç ise bir sünger kesiyor. Size imkansız gelebilir ama bu süngerden kendisine bir elbise dikecek. Ve hazırladığı elbisenin içine giriyor. Bu noktada bir an durup düşünmemiz gerekir. Yengeç kendisini hiçbir zaman aynada görmemiştir. Düşünme ve plan yapma gibi yeteneklerden de yoksundur. Öyleyse yengeç kamuflaj yapması gerektiğini nereden bilmektedir? Yengeç kamuflaj yapan askerlerin taktiğinin tıpatıp aynını kullanmaktadır. Üzerine dallar ve yapraklar yapıştırmaktadır. Yengeç bu yöntemle kamuflaj yapmayı nereden öğrenmiştir? Açıktır ki bu yaptığı iş canlıya ilham edilmiştir. Şüphesiz yengeci bu akılcı yöntemle kendini koruyacak şekilde yaratan güç, bütün canlıları yoktan var etmiş olan Yüce Allah'tır. Kendine kıyafet yaparak gizlenen başka canlılar da vardır.
İşin ilginç yanı, bunların arasında bazı larvaların, yani yumurtalarından yeni çıkan yavru böceklerin de yer almasıdır. İşte izlediğiniz bu yürüyen mozaik aslında küçük bir larvadan başka bir şey değildir. Üzerine titizlikle yerleştirdiği küçük taş parçalarından oluşan kostümüyle kendisine mükemmel bir kamuflaj sağlamaktadır. Larvaların kıyafetleri tek tipte değildir. Küçük, düzgün odun parçalarından kıyafetleri olduğu gibi yapraklardan kendileri için yaptıkları daha geniş kıyafetleri de vardır. Bu canlılar yumurtadan yeni çıkmış, dış dünya hakkında hiçbir şey bilmeyen, hiçbir akla ve bilince sahip olmayan birer küçük tırtıldır. O halde hem de sırtlarına büyük ağırlıklar yükleyerek neden böyle bir şey yapmaktadırlar? Darwin'in evrim teorisini savunanlar bu soru karşısında çaresizdir. Bunlardan biri Alman biyolog Hoymar von Ditfurth, Dinozorların Sessiz Gecesi adıyla Türkçe'ye çevrilen kitabında bir tırtılın gösterdiği akılcı davranış karşısında şu yorumları yapar. İnsanı şaşkınlığa düşüren bu zekice buluşun asıl sahibi kimdir? Bu son derece özgün buluş kimin eseridir de tırtıl bunu doğumuyla birlikte ondan devralmıştır. Bütün bunların ancak oldukça akıllı bir insanın hayatta kalabilmek için başvurabileceği yollar olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Oysa tırtılın ne belli bir amacı tasarlayabilmesi ne de bu doğrultuda akıl yürütebilmesi söz konusu olabilir. Evrimcilerin de kabul ettiği gibi canlılardaki kamuflaj davranışı akılla düzenlenmiş bir yöntemdir. Bu aklın sahibi ise kamuflajı sergileyen canlılar değil, onlara hakim olan bir başka güçtür. İşte evrimcilerin itiraf etmek istemedikleri gerçek buradadır. Canlıların tüm bu harika özellikleri Allah tarafından yaratılmıştır ve onun sonsuz akıl ve bilgisinin birer kanıtıdır. Birazdan izleyeceğimiz altın kuşu, sahip olduğu kamuflaj yeteneği, rol yapma becerisi, cesaret ve fedakarlık gibi özellikleriyle insanı şaşkınlığa uğratacak bir canlıdır. Patagonya'da yaşayan bu kuş, yuvasını açık alanlardaki otlaklara yapar. Anne kuşun karnında olgunlaşan yumurtanın üzeri, yumurtlamadan hemen önce toprak deseniyle kaplanır. Bu desenler, yumurtaya kamuflaj sağlaması için yaratılan özel bir korumadır. Böylece yumurtalar otların arasında fark edilmezler. Eğer bir tehlike, yırtıcı bir kuş veya bir insan yuvaya doğru yaklaşırsa, altın kuşu çok şaşırtıcı bir hareket yapar. Yuvasından fırlayarak koşmaya başlar. Sonra otların üzerinde yaralı ve kanadı kırılmış bir kuş taklidi yapar. Yabancı kendisine doğru yaklaşınca tekrar koşmaya başlar. Aradaki mesafe açılırsa hemen yere yatarak yaralı numarasını tekrarlar. Amacı yaklaşan yabancının dikkatini yuvadan uzaklaştırmaktır. Tehlikeyi yeterince uzaklaştırdığında rol sona erer. Altın kuşu uçarak yuvasına geri döner.
kuş burada şüphesiz olağanüstü bir davranış sergilemektedir. Küçük bir kuşun yavruları için kendisini tehlikeye atması büyük bir fedakarlıktır. Bu fedakarlıksa evrim teorisi tarafından hiçbir şekilde açıklanamamaktadır. Darwinizmin temelinde her canlı bencildir varsayımı yatar. Altın kuşu örneği bu varsayımı çürütmekte ve canlıların Allah tarafından ilham edilmiş akılcı ve fedakar davranışlara sahip olduğunu bir kez daha göstermektedir. Doğayı inceledikçe hep aynı gerçekle karşılaşırız. Canlılar, evrim teorisinin tesadüf iddiasını tamamen geçersiz kılan son derece iyi tasarlanmış kompleks yapılara sahiptirler. Her canlı, yaratılışın ayrı bir delilidir. Bu filmde gördüğümüz kamuflaj ve akılcı davranışlar sadece birkaç örnektir. Doğadaki canlı türlerinin her birinde ayrı ayrı yaratılmış özellikler, üstünlükler vardır. Tüm bu muhteşem yaratılışın sahibi, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Akıl sahibi insanlara düşense Allah'ın yaratması üzerinde düşünmek ve onu övüp yüceltmektir. Bir Kur'an ayetinde şöyle buyrulur: "Şu halde övgü, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'ındır. Göklerde ve yerde büyüklük O'nundur. O, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.